Tabii şimdi burada tek tek padişahanelerin söyleme şeyi yok. Bunların içinde yani köken olarak daha sonraki tarihlerde İtalyanı var, Rum olanı var. Çerkez. Çerkezler var. Özellikle 18. yüzyılın sonunda Gürcü ve Çerkez gelinler çoğalıyor. Sarayda yani her millette var ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bunlar birer Türk hüküm, Türk imparatorçesidir. Yani bunlar birer Türktür bunlar. Yani çünkü mensup oldukları kültür dairesi ve hizmet ettikleri devlet Türk devletidir. Yani burada bunun etnik kökeni şudur budur vesaire diye çıkarmaya gerek yok. Her zaman tekrar yine söylüyoruz. Mesela Rus ordusunun en önemli maraşalleri hep Almandır. Yani Rusların o kadar başarılı olmasının sebebi. Alman soyundan gelip Ruslaşmış olanlardır. Onlar da Ruslaş yani. Bize de o arada başka şeydir o. Hayır. Yani bizim Sokulu Mehmet Paşa'ya Sırp'tı demek gibi. Onun gibi ama bizde öyle deniyor. Osmanlı'dır o. Ruslar hayır. Öyle demiyor. Şeyler Avusturya'nın en önemli maraşalları Fransızdır. Ama işte Prens Eugen kalkıyor Fransa'ya karşı Blenheim'de. Fransız ordularını mağlup ediyor. Yani bizim de ordu modernleştirilince biliyorsunuz Almanya'dan bir maraşal geliyor. Moltke mi? Evet. Yani maraşal mi? İşte o ben o zaman daha düşük rütbeli bir subay. İşin en ilginç tarafı şudur. Osmanlı ordusuna hep dışarıdan yabancı uzmanlar getirmiştir. Hepsi başarısızdır. Yani ama bu başarılı olmuş. Hayır şöyle. Hepsi alt düzey askerdir. En üst düzey gelen adam Moltke'dir. Moltke'nin de kıymeti anlaşılamamıştır. Bizim muharebesinde falan fikirler önem verilmiyor. Sonra o gidiyor, Fransızları yenip Paris'e giriyor. Moltke. Bu arada enteresan bir mesaj aldım. Bir seyircimiz Oya Beslem, Oya Hanım'dan. Yeşilce Türbe Ayladık tadilatta kapalı. Dışını görünce dehşete düştüm. Orijinallerine hiç uymayan banyo fayansı gibi fayanslar da kaplanmış. Eskilerinin çoğu çıkartıldığı için tamamlanıyor. Ya hiç yapılacak, böyle yapılacaksa hiç yapılmasın demişler. Çok doğru. Eğer doğruysa inşallah ki tabii doğru yazar seyircimiz çok kötü bir şey. Her zaman hep yapıyorlar yani ya. Türkiye'de restorasyonun şeyi şu. Köy yolu yapan müteahhit restorasyon yaptırıyor. Efendim aslında kanunen belli bir süre bilmem kaç sene şey ihtisası lazım. Yani tarihi eser restoratörlüğü yapmış olması lazım. O kurala uyulmuyor. Uyulmuyor. Zaten restorasyon fikri tamamen yeni ve temiz bir şey yapmak. Evet. Eskiye sadık kalınmakla hiçbir dertleri yok. Yok zaten mesela şeyi yaptılar. Rüstem Paşa'yı. Eminönü'ndeki camiye. Tam bir hamam. Evet. Ama açılıyor. Ben size bizim İstanbul'dakiler yine iyidir. Göz önünde olduğu için bir nebze ihtimam gösteriliyor. Anadolu'dakiler çok felaket durumda. Yani o... Evet, yani evet, şimdi evet. Hiç dokunmasalar bazı eserlere daha iyi. Yani bu tamamıyla şeyler çok güzel, enteresan. Balkanlar da mesela Makedonlar çok güzel eser restore ediyorlar. Yani bir iki eseri gördüm ben Makedonya'da. O Makedonlar daha önce Sırp Yugoslavya zamanında yapılmış. Çok güzel restorasyonlar yapılmış. Mesela Kalkandelen'deki eserler. Yani yapıya uygun kalmışlar tarihi yapısına. İtalya'da da ne kadar güzel örnekleri vardır. Yani sadece tarihi eserlerin değil, alelade binalarında. Hep şimdi bir mesaj. Efendim bir sitemin zehriyle isimli sanatsal bir şarkı olduğu için bu eser. Sanatsız şarkı da mı var hanımefendi? Sayın Semra Akın. Sanatsal şarkı ben ilk defa duydum. Demek ki sanatlı şarkılar var, sanatsız şarkılar var. Ne yazık ki sanatsal şarkı olduğu için fazla okunmaması normaldir. Konservatuvarlarda okutulmaktadır. Yaprak konservatuvar talebesi bilmiyordu. Belki sonraki senelerde okutuluyordu. Efendim, sevmek seni bir suç ise mesela Kökteş, icra kaydının bulunmadığını söylediniz, ben öyle bir şey demedim. Sizde de varmış kopyaları, bende de var dünya kadar. Mesela İnci Hanım'la onu gayet güzel okuyor İnci Çayı'yla. Sevmek seni bir suç ise. Ama sanatsal şarkı enteresan bir şey. Bir izleyicimiz Erhan, eski Türk devletlerindeki gibi Osmanlıların bayrağı Hakan'ın simgesi olan dokuz tuğlu sancaktı. Hadi cevap sana geliyor. Öyle bir sancak ben görmedim. Tu hükümdarın sembollerindendir. Yani tu olarak tuğlar kullanılır. Yani hatta orada vezirin ayrıdır, vezir azamın ayrıdır. Normal sancak beyin tu ayrıdır. Padişahın tu ayrıdır. Evet. Tu da padişahı temsil eden şeylerden birisidir. Ancak böyle devleti temsil eden resmi bir bayrak yok. Sancağı şerifi kullanıyorlar. Yani peygamberimizin sancağını savaşlara götürüp kullanıyorlar. Yani asıl temsil eden şey, bayrak o, sancak o oluyor. Ama bunun dışında
Yani onu aslında bir gün bu minyatürlerden ve resimlerden getirelim. Yani savaşlarda vesairede ne tür bayraklar kullanılmış onları gösterelim. Armani Osmaniye. Mesela ben bir dersimde hatırlıyorum, Selim Derengil anlatmıştı tek tek o sembolleri. Onları tek tek okuyunca aslında çok hani daha doğrusu imparatorluğun nasıl ya yani sistemin nasıl kurulduğunu çok iyi görüyorsun. O arma son dönem tabii yalnız. Yani son ama dönem. İşte hani şu diyelim terazi şunu sembolize ediyor, şu bunu sembolize ediyor deyince bakıyorsun. Gerçekten de bütün organizasyon sadece bir armanın üstünde yazılı. Hadi bir kısa müzik dinleyelim. Bu arada bir maile cevap vereceğim. Sayın Ahmet Erbay. Beyefendi yanlış okumuş olabilirim. Çünkü orada çok zor okudu. Biz monitörden okuyoruz onu. Siz televizyondan görüyorsunuz. Biz burada monitörden okumaya çalıştım. Olabilir. Yani tevekkeltü alallah değil. İşte bunu da görmüyorum. Tevekkeltü alahalki olabilir efendim.